şöyle söyleyeyim. Sosyalist Meclisleri Federasyonu da adaylık iki dönemdir. Net. Bunun şeyi yok. Ancak ve ancak diyor ki bir belediye başkanı toplum tarafından kabul edildiğinde, demokratik kitle tarafından kabul edildiğinde ya da siyaset ihtiyaç duyduğunda bu sadece bir kişi için değil. Belki 15-20 tane belediye olsaydı, 15 işte 30 tane 40 tane olsaydı içinde başarılı başarısız diye ayırt etmeden ihtiyaç duyduğu arkadaşlar konamıyor ama sonuçta bizim bir tane belediye olduğu için benimle ilgili bir görüşme yapıldı. MYK dün açıklama yaptı. Açıklamada bir dönem daha uzatıldı. Bu şu anlamına geliyor. Benim bir dönem daha kurum tarafından kabul edilişim anlamına geliyor. Adaylık meselesinde de böyle bazen bazı haberler çıkıyor ama yani şöyle sokağa ben çıkıyorum mesela çok samimi söylüyorum. Bana diyor sen Didim'de belediye başkanısın. Tövbe vallahi bilmiyorum diyorum ya. Yani inan ki bilmiyorum. Kadıköy'de olmuşum mesela. Oradaydı sonra Bursa'ya geçti. Aydın'da var. Sonra işte Aydın vardı. Sonra İzmir Konak vardı. Şimdi de Kadıköy öne çıktı. Dünden bugüne de bu Sarıgazi'nin bağlandı olduğu ilçe ne diyorlar oraya? Gibi oralardan konuşulmaya başlandı. Tutan bir yer var mı? Yok şu anda bizim kurumumuz şöyle bir şey tartışıyor. Ya biz belediye başkanı nerede olsa yaparız. Bizim öyle bir kaygımız yok artık. Yani gerçekten yok. Nerede yaparsan yap muhakkak eksiğin olur, muhakkak fazlalığı olur, muhakkak hatan olur. Başka bir şey. Ama belediyeleri yönetmek artık o kadar zor bir şey değil. Çünkü bir ortak akıl oldu mu? Herkes yapabilir bu meseleler. Bizim kaygımız yok. Program varsa. Doğa sorunu olan bir yer olur. İstihdam sorunu olan bir yer olur. Üretim sorunu olan bir yer olur. Atölye, edebiyat, sanat olur. Bunların her biriyle ilgili her bir program yapabilirsiniz. Mesela bizim eksik bu meselelerde bütçesel ve mevcut iktidardan kaynaklı projelerimizin aklımızdakini yaşamak projelerimizin tamamı geçmedi. Yani kredi bile alamadık. 3,5 milyonluk bir su projesinin kredisini vermediler. Hemen yanın başımda ismi vermeyeyim bir ilçenin 17 milyonluk projesini geçirdiler. Düşünün. Onda biri kadar bile de 20'de biri kadar olan bir ilçeye veriliyor ama burada verilmiyor. Bizim çünkü çalışmalarımızı bütçeyle boğup iş yapmama meselesi üzerine götürdüler ama buna rağmen diyelim ki istediğimiz yoksulluğa karşı mücadele olan Ayşe'de fırın ve benzeri işçi işte sınıf siyaseti üzerinde işçilerin emekleri, hakları ve benzeri şeyleri yapma meseleleri oldu ama mesela hayatımda en çok sevdiğim ya da bu şehirde en çok önemli olan örnek veriyorum. Yenilenebilen enerji üzerinde güneş enerjisiyle ilgili projeyi geçirmemek için her şeyi yaptılar. 2,5 milyon euroluk hibe bulmama rağmen vermediler. Sadece yer vermedikleri için. Anlatabildim mi? Mesela çok değer verdiğim tarladan eve kadar işte üretim tohum ve benzeri destekler, değirmen, sonra da işte fabrika ve eve kadar gelen tahıl ve benzeri şeyler yaptırmak istedik. Yine kredi vermediler. Ve benzeri çok böyle eksiklerimiz gerçekten çok fazla eksiklerimiz. Hani düşündüğümüzde hani yapamadığımız şeyler. İşte bu aslında önümüzdeki süreçte bu eksikleri giderebilecek diyelim ki bütçe sorunu yaşayamayacağımız daha açık, bütçesi daha güçlü olan yerlerde bu işi daha güçlendirebiliriz. Anlatabildim mi? Kurum aslında biraz böyle düşünüyor. Hani Fatih Maçoğlu gidip şurada bunu daha yapsın değil. Şöyle düşünüyordum mesela biz sadece bize bir soru soruluyor ya galiba bir kere de siz de mi sormuştunuz? Biri sordu bana şey dedi ki ya bu küçük yerde bunlar yapılır ama büyük yerde bunlar yapılır mı meselesini sorular çok oluyor ya. Bunlar Türkiye'nin her yerine yapılacak şeyler. Yani burada da dersin merkezde yapmıyoruz ama köylerde yapıyoruz. Anlatabildim mi? Ve bugün 40 şehirde yapıyoruz artık. Yani mesela geçen gün Samsun, Sivas, Zara'ya gittik. Orada şimdi kooperatif kuruyoruz. Sivas, Zara'da kadınların ev içi üretimle ilgili çalışma gibi. Ben de bu süreçte hareketin kararına şey yapacağım yani başvuru yapacağım o kararına. Ama nerede olacağımızla ilgili gerçekten
Bakın size söyleyeyim. Dersi merkez öncelikli olmak şartıyla düşünülüyor, tartışılıyor. Şu anda çeşitli diyelim ki çalışmalar yürütülüyor. Çünkü bizim çalışmalarımız sadece bu değil. Biz şu anda 20-25 tane sosyalist partiler, işte HDP'den diyelim ki Türkiye'deki bütün sosyalist partilerle toplantılar yapıyoruz. İttifak bitmeden, ayın 15'ine kadar galiba, ittifaklar bitmeden çıkıp belediye başkanı adayı olursa ilkesizlik olur yani. Yani şu demektir, biz her ne kadar sizinle görüşüyorsak da bizim arka cebimizde ya da heybemizde bir projemiz var demek çok doğru bir şey olmaz. Onun için kurumumuz o zamana kadar açıklamaz. Ama bir 9-10 yerde SEMEFE'nin bir çalışması var. Diyelim ki Damal'da, Hanak'ta, Çağlayan'da, Mollaköy'de, Ovacık'ta, merkezde, Mazgirt'te, Hozat'ta 9 yerde evet, değil mi? Buralarda böyle bir çalışması var. Aynı zamanda da Türkiye'de de ittifaklar sonrasında o ittifakların gösterdiği yerde ortak adaylar olur. Mesela diyelim ki TKP'den aday olacak, solda aday olacak, tipte olacak, SEMEFE'nin de adayları olacak. Bunlar örgütledikten sonra bizim de bir yerimiz olacak oralarda. Ama neresi olur mu? İnan ki bilmiyoruz. Yani inan ki böyle bir şeyimiz yok. Ama aklımızda dersen var mı? Tabii ki var. En az 10-15-20 yer var. Yani mesela kafamızda geçiriyoruz. Bunları şunları iyi yaparız burada. Burada şunları şunları iyi yaparız diye. Çünkü gerçekten belediyecilik böyle bir şeydir. Belediyecilikte mevcut sistem bütçesel baskıyı kurduğu an sizin onunla ilişkili olan her şeyiniz durur. Yasa diyor durduruyor. Yani mesela siz bir yazışma yaparsanız buraya şöyle bir çalışma yapalım. Hayır burada geçemezsiniz deyince geçemiyorsunuz gibi gibi yani. Bundan kaynaklı da önümüzdeki süreçte öyle değil. Arkadaşlarımıza da benimle ilgili bu konuşmaları yaptığımda ben şunu söyledim. Yani herkese de onu söylüyorum. Mesela bundan iki gün öncesine kadar ben belediye başkanı adayım diyemiyordum. Hakikaten diyemiyordum. Bana sorarsanız ben şeyi hazırlanıyordum. Yani Türkiye'deki kooperatifleri başına geçip kooperatif birliği kurup oraya hazırlanıyordum. Bak çok samimi söylüyorum. Ama kurum böyle bir ihtiyacı tartıştığı an, evet dediği an orada kalıyorsun. Bir de 35-40 yıl oldu. Bu kurumda siyaset yürütüyorum. Eksiğiyle fazlasıyla, hatasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla bunu da yapıyoruz. Tanıyorlar. Uzun süreden beri de tanıyorlar beni. Bu emeğimin olduğunu farkındayım. Ama sonuçta siyaset nerede gösterirse benim için odur. Burada yani diyelim ki ittifaklar o merkezi düzeyde tartışılıyor ama yerelde de tartışılıyor ittifaklar. Burada daha çok dinamikler bir araya geliyor. Örnek veriyorum burada Emeğin Partisi var, HDP var, işte SMF var. İşte burada başka kuruluşlar, TKP var, TKH var, TİP var. Bunlar burada bir araya gelecek. Buradaki görüşmelerde adayların öncelikle benim görüşmelerde çıkardığım şey şu. Öncelikle eğer teke düşürülmezse halka gidecekler. Elemeyi bu şekilde yapacaklar. Ama önce siyasetler kendi içerisinde tartışıp bir aday üzerinde hemfikirlik yakalamak istiyorlar. Yani öncelik sanki tartışma böyle gidiyordu benim bildiğim. Bu meselelerde hareketlerin vereceği karar herkesin kabulüdür. Bunun şeyi yok yani. Şöyle yapamayız. Biz ittifak yaparız ama en nihayetinde sizin söylediğinizi yapamayız diyemeyiz. Bu çok, ya bırakın siyaset ilkeye benzer, insani bir şey değil bir kere. Yani benimle ilgili meselelerde herkesin bileceği şey şu. Soruyu buna göre sorması lazım. Benim kurumum ne dediğin ne derse ittifaklardan, halktan, çünkü kurum şöyle yapmıyor. Ben sizi görevlendirdim demiyor. Değil mi? Önce kendi diyelim ki birimlerine soruyor, bulunduğu bölgedeki kendi taraftarına soruyor ya da demokratik kitle örgütlerine soruyor, toplumun ileri gelen insanlarına soruyor, siyasi kurumlarla, ittifaklarla ki çıkan sonuca bakıyor. Hepsini zaten bir elekten geçirip öyle bir karar veriliyor. Yoksa şey değil, mesela biz 2,5 aydır, tam 2,5 aydır emin olun Eylül'ün 1'inden itibaren yani bütün kurumlara görüşmek için her şeyi yapıyoruz yani şu anda. Hala devam ediyor ve bu ayın 15'ine kadar da bu devam edecek. En nihayetinde ben şöyle düşünüyorum. Bu dönem sanki sosyalistler, demokratlar, aydınlar, yurtseverler, vicdanı olan birçok insan mevcut sistemin bu gerçekten bu hunharca saldırılar, işte yoksulluğa durumu yaratmış olduğu durumuna karşı sanki çok heyecanlı bir çalışma yürütüyorlar. Yani
biz hiç görmediğimiz şu anda 80-100 bölgede belediye çalışmaları yürütüyor. Bu çok değerli bir şey yani. Bundan önce daha çok mesela HDP'li belediyeler bu bölgede 80-100 civarında üzerinde bir belediye arıyorlardı. Şimdi bunlara ek olarak diyelim ki 170-80-100 tane de Türkiye'nin farklı ilerinde sosyalistlerin de olduğuna bir kere bizim 150-200 tane diyelim ki faaliyet alanı, çalışma alanlarımız olmuş olacak ki bu iyi bir şey. Bu çok bu ülke için iyi bir kazanım olur diye düşünüyorum. Bu meselede de sizin sorunuza şöyle cevap vereyim. Bu kurumun aldığı karar net. Bu ne hangi karar alırsa zaten hepimiz uymak zorundayız. Öyle bir şey yok. Belediyelerin zaten görevi normal kendisine konmuş hizmetler var. Bütçe olursa fazla yapar, olmasa az yapar. Bu belediye başkanı olmadan da yapılabilir. Yani bir yol belediye başkanı olmasa da buradaki fen işlerindeki arkadaşlarımız, yemekçi arkadaşlarımız yapar. Belediye başkanlarının görevleri başkadır. Birincisi bir şehrin prestijiyle ilgili, şehirle ilgili onu ülke ve dünyaya tanıtım çalışması yapması lazım. Büyük projelerle, şehirde o projelerle, uluslararası ya da ulus içerisinde onunla buluşturup o şehrin gelişmesini sağlamak adına çalışma yürütmesi lazım. Bizim en çok üzerinde durduğumuz, koşuşturduğumuz durum bu. Yani mesela neden tarımsal üretim? Bakın arkadaşlar, tarım ne demek biliyor musunuz? Bilişim, silah, savaş, yani savaş, başka bir de uzay sanayinin dışındaki bütün sanayiler tarıma bağlı. O anlamı odur. Yani biz tarımla çalıştığımızda mecbur bir şekilde tarımla çalışan kişiler makinelerini almak zorunda. Fabrikalarını kurup paketlemeden ayıklamaya, ayıklamadan lojistik bütün çalışmalarını yapmak zorunda. Diyelim ki reçelinde, pekmezinde, balında, hayvansal ürünlerinde, mandralarına kadar her şeyini kurmak zorunda. Bu aynı zamanda o bölgenin gelişmesini sağlar ve bu insanların orada tutmasını sağlar. Anlatabildim mi? Ama bu kısım çok baskılandı. Yani bu kısım inanılmaz baskılandı. Çünkü biz sonuçta bütün gelirlerimizi kamuya bağlı gelirlerdi. Yani biz mesela sanayisi, ne diyeyim, diyelim ki limanı olan, bundan dolayı büyük organize sanayi olan belediyelerde olmadığımız için gelirlerimiz oradan gelmiyor. Bizim gelirlerimiz buradaki İller Bankası ya da küçük de olsa ne diyelim kiralarımız meselesidir. Bunun dışında çok gelir olan bir belediye değiliz. Onun için şey yapıyoruz, yani bunları İller Bankası'yla sürdürebilir ve bütçesini ödeyebilir bir durum üzerinde uzun vadeli kredilerle ancak yapabiliyor. Tek ben değil tabii, bunu herkes böyle yapıyor. Ama bize gelince kesiliyor. Yani kesilince de sizin o şeyiniz ortadan kalkıyor. Bana gelince de bütün bunlar için çok büyük çaba harcadım. Gerçekten çok büyük çaba harcadım. Yapıp yapmamak meselesinde belki yani nasıl ideolojik ayrışım dersiniz, ikna etme iş dersin, bize karşı bir karşıtlık dersin, ne derseniz deyin. Ama bu şehirde yaşamak güzeldi benim için. 56 yaşındayım, 57 yaşına giriyorum. 3 yıl, 4 ay Konya'da çalıştım, gerisine hep bu şehirdeydim. Onun için hep mutluyum bu şehirlerde. Ya dünyanın neresine giderseniz gidelim, ilk dönemlerde hani bir baktığımızda bir şey olabilir ama bu ülkenin illeriyle ilgili ilişkiler iyi bizim. Yani diyelim ki Hakkari'ye gittiğimizde de oturup evinde kalacağımız ya da yanında oturacağımız dostlarımız, arkadaşlarımız var. İzmir'e gittim. Çünkü Dersimler 1 milyon üzerinde, Dersim'in sadece 85 bini burada. Ayrıca Türkiye'nin farklı yerlerinde sosyalistler, demokratlar, aydınlar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partilerle ilişkilerimiz var. Bir de biz son 10 yılda hayatımızda hiç yapmadığımız diğer illerle çok iyi bağlar kurduk yani. Yani Ege'den, İç Anadolu'na, Akdeniz'den fark etmiyor. İyi kurduk. Şunu söyleyeyim sana. İnsanlar bu coğrafyada, ben özellikle Dersimler, nereye giderse gitsin çok sıkıntı yaşamıyor. Çünkü her yerde Dersimli dostlar, arkadaşlar, yoldaşları var. Şu var. Mesela ben ailem 94 sonrasında İstanbul'a gitti. Yani önce Elazığ, sonra İstanbul'a geçti. Ben kamuda çalışan bir memurdum. 3 yıl, 4 ay Konya Bozkır Hisarlık'ta çalıştım. Sağlık memuru olarak çalıştım. Mecburi hizmetim bittikten sonra Perte'ye geldim, başladım. Perte'de 15 sene çalıştım. 7,5 yıl buradaki devlet hastanesinde çalıştım. Şimdi 10 yıldır da belediye başkanı yapıyorum. Hayatımın çok büyük bölümü burada geçti. Geçtiği için
bu şehirle özümleştim diyeyim ya da bu şehirle çıkma şeyim yok. İstanbul'a gidiyorum mesela, kızlarımın evine gidiyorum, annemin evine gidiyorum, kardeşlerimin evine gidiyorum ama 5. gün muhakkak buraya geleceğimin planını yaparak gidiyorum yani. O anlamıyla da ben İzmir'de ya da herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir yerde çok fazla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Yani o meselelerde benim için neresi olursa olsun olur. Ama diyelim ki farklı benim zorlanacağım şey şu. Ülkenin dışındaki yerlere gitsen zorlar mısın dersin? Evet, belki dil sorunu yaşarım. Ne bileyim, belki kültürel sorun yaşarım. Belki başka yaşarım ama hele biz insanlar böyle bir görev verdiğinde, bunu da kabul ettiğinde ona da uygun, mecburu bir şekilde bu çalışmaları yaparsın. Yani dilde öğrenirsin, kültürel çalışmaları da yaparsın ve bunu yaparsın. Benim insanların gittiği her yerde uyum sağlamama meselesinde ne bileyim yani belki milyonda bir ya da yüzde milyondan iki civarına çıkar. Onun dışında insan gittiği her yerde kendisine verilen görev üzerinde bu çalışmayı yürüteceğini düşünüyorum. Dünyanın ya da bu ülkenin neresine gidersen git, eğer diyelim ki elindeki araçlar olduğunda daha iyi, daha güçlü, elindeki araçlar az olduğunda belki daha çok güçlü olmayan çalışmalar yapabilirsin. Bu herkes için geçerli, tek benim için geçerli değil. Bu herkes böyle bir şey yapabilir. Bundan kaynaklı da şunu söyleyeyim, yani ben buraya gidersem şuranın şöyle bir şeyi var, ben yaparım değil. Ya bu hayatta şöyledir. Sorunu tespit edersen o tespite dair çalışma yürütüyorsan değerlidir. Yoksa çok fazla bina yapmak ya da çok fazla şey yapmak değil. Aferin, çok güzel bina yaptı. Öyle değil. İhtiyacı tespit etmek gitmek. Sanat meselesinde tespit edip gitmek. Kadın meselesinde tespit edip ona müdahale etmek. Örnek veriyorum yani. Ekoloji meselesinde tespit etmek, müdahale etmek. Sınıf meselesi, işçi, emek cephesinin haklarıyla ilgili tespit etmek. Gibi eğitim, sağlık, üretim, bütün her şeyle ilgili bunların tespit edip bunun üzerinde çalışma yapıyorsan o bölgedeki ihtiyaçları iyi fizibilite çalışması yapıyorsun demektir. Benim için şöyledir, verilen görev önemlidir, bir de oluşturacağımız kadro önemlidir. Yani biz sonuçta diyelim ki tarımsal bölgeye çalışmalarında daha çok tarıma uygun kadro çalışması yürütürüz. Ama sanayiyle ilgili onda başka, bilişimle ilgili başka. Önemli olan bunlar yani. Bütçesi küçük olan ilçeler, illerde kısıtlamalar doğalında oluyor. Doğalında oluyor. Yani belki daha bizden daha başarılı, daha diyelim ki uyumlu insanlar çıkar. Daha ki muhtemeldir, çok fazladır. Ama o engel olduğunda birçok kişi bu tür şeyleri aklındakini yapamayabiliyor yani.